Selamun Aleyküm dostlar. Video hoş geldiniz. Yine bir hazır sistem videosuyla karşınızdayım. Bu videoda iki tane sistemimiz var yine. Ayrıca YouTube kanalımda iki sistemin daha paylaşıldığı bir video daha var. İsterseniz orada göz gezdirebilirsiniz. Aradığınız sistemi beğenmediyseniz, denk gelemediyseniz. Ee, şu anda ilk sistemimiz vatanda bulunan dostlar. Intel i3 12100F'li. Zotek'in de 3060'lı bir sistemi. Şimdi bu i3 12100F zaten i3'ün son neslinin bir altı. Eğer hani param var ve işlemci odaklı oyunlar oynadım diyorsanız yani CSGO olabilir. Valorant ve Buradan i5'e geçiş yapabilirsiniz. Biraz daha yüksek FPS almak için 240 Hz monitörünüz vesaire varsa FPS'in tamamını rahatça çekebilmeniz için. Ama i3 12100 de zaten her ekran kartımıza darboğaza giren bir, e, işlemci değil. Zaten Zotek markası bana kalırsa yine kullanılabilir. Güzel bir marka. Ben de zaten Zotek kullanıyorum şu an 4070'te. Şimdi burada herhangi bir yükseltme yapmadan aşağı iniyorum direkt. Gigabyte'ın H610 M'i var. Zaten 470 bile buna takıyorlar. Başlangıç anakartlarından bir zaten DDR4'te. Ama M2'nin de tüm verebiliyor. Böyle bir güzel yanı var. Buradan 500 lira daha verip 1 terabayta geçin dostlar. RAM olarak buradan 3600 MHz, CL18 RAM bizim için yeterli olacaktır. Ama anakartımız 2 slot yani 16 GB RAM'den sonra yükseltme yapabileceğinizi unutmayın. Yapamayacağınızı unutmayın isterseniz 1000 lira daha verip o sıkıcı geç, geçiş yapıp hani sistemi rahatlatabilirsiniz burada tamamen size kalmış ama 16 GB RAM de hani başlangıç oyunları için yetecektir burada powerbossun kasaları genel olarak bende de var şu kasayı tercih ettiğinizde dostlar artı 80 plus mantıklı 150 lira ee, yukarıdan 240 mm sıvı soğutma desteği de geliyor buna geçiş yapın bunu atlamayın zaten başka burada bir şeyimiz yok yapabileceğimiz bir şey yok M2 Full sonra şahsi olarak baktığımda. Böylelikle 16.300 liraya gelmiş oluyor. Şimdi kafadan bir fiyat hesaplaması yaparsak Akakçı'ya bir gireyim dostlar. Şimdi buradan i3 12.100F i3 12.100F Bakalım ne kadarmış normal fiyatı. 2000 lira bu. Hesap makinesini açayım. 2100 lira artı. Gigabyte'ın H610M. Normal 3060 sistem öneririm 4060 öneririm ama vatanda genel olarak e, taksi seçenekleri biraz daha iyi olduğu için, makro olduğu için insan vatan odaklı sistem istiyor. O yüzden vatandan bir tane paylaşalım dedim. Şimdi 2100 oydu işlemci. 2900'de anakartımız. Eşittir 5000 lira. Şu ikisi. Zotek'in 3060'ı bakalım. Zotek 3060. Ne kadar? Yaklaşık 11 bin lira da bu var. Hatta hadi bak böyle olsun. 9.5. En düşük fiyat ne kadar hatta? 9.5'muş zaten tamam Amazon'da. Artı 9.500 lira. 14.500'e gelmiş oldu. 2 çarpı 8 RAM. Hadi 1000 lira da onu yazalım. Artı 1000 lira. M2 SSD 2000 lira. Power Boost'un kasası 3000 lira. Bu sistem şu an güncel ederi 20.000 lira. 16.500'e gelmiş oldu bize her oyunda artacak bir güçte. Ayrıca 3060 şu anda en azından hani güncel oyunlara baktığımızda dostlar 12 GB VRAM olmasından kaynaklı 2K'da da oyun açabilir. VRAM'de zorlanmaz. 4060'ın zaten önüne geçtiği yer bura olmuş oluyor. 4060 1080p için güzel bir kartken 3060 2K'da da darbağız yememenizi oyunlarda takılmamasını engelliyor. İsterseniz size darbağız testini de göstereyim. 3060'da i3 12000 film zaten. Daha önce de ona baktım. Gördüğünüzde 10.2 yani zaten 10.2 çok iyi bir değer. 2 kda zaten darboğaz katyan yemezsiniz. %1,2. Bu şekilde bir sistemimiz var dostlar. ilk sistemimiz buydu. Şimdi ikinci sistemimize geçelim. ikinci sistemimiz de yine yüksek segment bir sistemlerden biri. Bu sistem dostlar 2K'da kullanmaya bir sistem. 1080p oynayacağım diyorsanız fazla önermiyorum bu sistemi. Zaten e, ekran kartımızın VRAM'i 16 GB. Bu da bizim için gayet iyi. Şimdi kas kısacası parçaları özetlemek gerekirse burada 5600'ümüz var. E, i̇şlemci soğutucu seçmeniz mantıklı bu sisteme ama harcı sitelerden alabilirsiniz veya buradan direkt bunu seçebilirsiniz. Bu sistem 2K'da sizi önümüzdeki 3-4 sene boyunca üzmeyecek bir sistem dostlar. Sıvı soğutmamızı taktık. Eyvallah. Anakart olarak buradan B5 serilerime geçtik. 33.000 liraya gelmiş oldu. 2 çarpı 8 16 GB var. Burada 3600 MB'de geçiş yapalım. Ee, M2 olarak 1 TB'de geçiş yapalım. Hangisi mantıklı? Yani bu mantıklı. Nereden baksanız kafadan bir 4070 sistemine gelmiş oluyor ama zaten içinde sıvı soğutma olduğu için 3000 lira onu çıkarttığımızda 30 bin lira gelmiş oluyor ama site bir bayıldı. Çünkü benim sistem bir oyun indiriyor. Şu bir refresh atabilir miyim? Şunu bir durak satayım hocam bir saniye. Bir refreshledim tekrardan. Pardon. Bir, bir daha seçelim onları hızlıca. 5600'ümüz var. Buradan sıvı soğutucumuz. Buradan B550 RAM'imiz. Buradan RAM'imizi 3600 MHz çektik. Bunu da 1 tb çektiğimizde 34 bin lira bir fiyatımız olmuş oluyor. Ee, şey Kasamız FSP'nin power supply'ı olan güzel kasalarından biri. Zaten bu kasalarda Power olarak en iyi markalardan biri dostlar. 34.400 liraya gelmiş olduk. İsterseniz internet üzerinden RX 6800 vs 4070 falan yazarak izleyebilirsiniz. 4060 Ti'den iyi olduğunu biliyorum. 4070'in de hafif gerisinde kalıyordur. Bu sistem DDR4 ama sıvı soğutmalı. Sıvı soğutmayı dahil etmezsek mesela zaten 30.000 liraya düşmüş oluyor. Mantıklı bence. Alınabilir. Hemen bunu da bir darboğazını bakalım. Ee, 5.5600 Şimdi 5600. Buradan da RX 6800 yapalım. 2K'da baktığımızda dostlar darboğazımız yok. Belki 1080p'de de kurtarabilir. Yani 1080p'de bu işlemciyle birlikte bu ekran kartını kullanabilirsiniz dostlar. Bu şekilde iki sistemimiz var. Ayrıca YouTube da daha iyi farklı sistemlerin olduğu videolarda olacak dostlar. Onlara da bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz de like atıp abone olup destekleyebilirsiniz. Hadi bay bay.